Belgin, 15 Temmuz 1959'da Mersin'de 7 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğdu. Anne ile babası boşandıktan sonra annesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti. İlk öğretimini Yeni Mahalle Yunus Emre İlkokulu'nda tamamladı. Müziğe yeteneğini fark eden öğretmenleri, mezun olduktan sonra konservatuar okumaya teşvik etti. Piyano bölümünü birincilikle kazandı. Maddi sıkıntılar yüzünden okulu yarım bıraktı ve yaşını büyüterek bir müddet PTT bünyesinde memur olarak çalıştı. Arkadaşlarıyla gittiği bir gece kulübünde, arkadaşlarının ısrarı üzerine sahneye çıktı. Sahne performansıyla herkesin ilgisini çekti. Ama ilgisini çeken ve onu bir yıldız yapacak başka biri vardı. 1930 yılında Ankara'da doğdu, 1970'li yıllarda Ankara'da Feyman Kulübü'nü açtı, Türk caz müzisyeni ve trompetçi olan İlhan Feyman, Bergene Kulübü'nde sahne verdi. Ve Bergen'i sahneye çıkaran ilk kişidir. Affedersin, bunu ukalaca konuşuyorum, söylüyorum da, benim çok güzel bir sesim var, o da kabiliyetleri bulmak. Bilmese dahi bilebilecek kabiliyeti veren yahut o hissi bana verdiren bir kimse bu hiti kazanabilir, hit olur. İlk dönemler, 60 ve 70'lerin güncel pop şarkılarıyla sahnelerde tanındı. Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif Orkestrası ile birlikte Türk sanat müziği, Türk hafif müziği ve dönemin modası olan aranjmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı. Belgin'i Bergen yaparak ölümsüzleştirdi. İlhan Feyman 2014 yılında aramızdan ayrılmıştır. Güzelliğiyle ve sesiyle herkesin ilgisini çeken Bergen, sahnelerin en aranan ismi oldu. En güzel yıllarını Ankara'da geçirdi. Ta ki Adana'daki Kuyubaşı Gazinosu'ndan gelen iş teklifine kadar. 8 aylık çalışma karşılığında verilecek bir otomobil teklifini kabul ediyor. 1981 yılında Adana'da Gazino'da Halis Serbest ile tanışıyor. Serbest, her gece çiçekler gönderiyor ve her gece Bergen'in çalıştığı gazinoya gidip en ön masadan seyrediyor. Serbest'in ısrarı ve inadı ile üzerine tanışma teklifini kabul ediyor. Aralarında başlayan aşkın bir gün sonu olacağını bilmeden, gelen evlilik teklifini de sahneleri bırakmak kaydı ile kabul ediyor. Ancak Serbest'in başkasıyla evli ve 3 çocuklu olduğunu öğreniyor. Kendisinin var olduğunu zannettiği nikahının ise Serbest tarafından ayarlanmış bir oyun olduğu da ortaya çıkınca Bergen ilişkiye son veriyor. Acılar da bundan sonra başlıyor. Serbest'in birçok kez şiddet uygulaması ve aralarında yaşanan problemler dolayısıyla Adana'dan Ankara'ya dönen Bergen, yeniden gece kulüplerinde sahne aldı. 1979'da Ankara Başkent Gazinosu'nda Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Müjde Arın bulunduğu kadroda sahneye çıkmaya başladı. Serbest'in kendisine uyguladığı şiddete rağmen aşık olduğunu söyleyerek, 9 Ocak 1982'de Serbest'le resmi nikahla tekrar evlendi. Ama evlilikleri düzgün gitmeyince ayrılmak istedi. Hayatını idam ettirmek için sahnelere tekrar döndü. 31 Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken eşinin azmettirmesi sonucu kezzap saldırısına uğradı. Sanatçı, saldırıda tek gözünü kaybetti. Vücudunun büyük bir kısmı da yandı. Bergen olayla ilgili şöyle demiştir. O anda iki gözüm gitti. Biraz alkollü olduğum için hiçbir şeyin farkında değilim. Sadece çığlıklar duyuyorum. Bir ara, suya götürün, diyorlar. Kadere bak ki, sular kesik. Su ip gibi akıyor. Üzerimdeki giysileri yırtıp her tarafımı sardılar. O an her yer çok karanlık, bir şey göremiyor, gözlerimi açamıyorum. Kısa bir süre sonra ekip arabası geldi. Beni hastaneye götürdüler.
O günlerde Bergen'in hastanede yaşadıklarına şahit olan gazeteci Erdal İpekeşe'nin 19 Kasım 2006 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısından. Talihsiz genç kadının hastaneye yattığı ilk günkü görünümü ve inlemeleri hala hafızamdan silinmemiştir. Tamamen yok olan bir yüz, kezzabın etkisiyle eriyerek ayak parmaklarına kadar çatlamış toprak halini almış vücut ve hepsinden önemlisi o duyduğu müthiş acıyla dudaklarından dökülen inleme sesi. İşte o andan itibaren Onur Erol'un inanılmaz gayretini ve ustalığını görmüştüm. Bir oya işler gibi, Bergen'in deforme olmuş her uzvuyla tek tek uğraşmıştı. Aylarca süren ameliyatlar zinciri ve tedavisi sonucunda da, genç kadının yeniden yaratılışına tanık olmuştum. Vücudunun sağlam kalmış yerlerinden aldığı parçaları tahrip olmuş bölgelerine aktardığını, kalçadan aldığı deri parçalarıyla yeni yüz yarattığını safha safha izlemiştim. Sonuçta da, tam olmasa da, Bergen'in eski güzelliğine kavuştuğunu görmüştüm. Gönüllü olarak Bergen'i ameliyat eden isimlerden biriydi. Profesör Doktor Onur Erol. Bergen şarkıcı olduğu için basın, olayı çok dile getirdi. Ben de görünce çok üzüldüm. Benden de ziyade toplum olarak üzüldük, ağladık. Dayanamayıp telefona sarıldım ve Bergen'i tedavi etmek için o zamanlarda görev aldığım tıp fakültesine davet ettim. Tedavi süreci hem hasta hem de yakınları için oldukça dertlidir. Süreç her zaman umutsuzluk barındırır. Çünkü o yaranın ne kadar düzeleceğini asla bilemezsiniz. Bunu ancak tedavi sonunda görebilirsiniz. Ben Bergen'in suratında bir an olsun bu duyguyu görmedim. Yanık bölgenin derisini zımparalarla kazıdım. Tabii o zamanlar lazer tedavisi yoktu. Sonra bedenin başka yerlerinden deri nakilleri yaptık. Aralıklı olarak Bergen'i 3 kez ameliyat ettim. Tedavi ettik ancak ne yazık ki bir gözünü kaybetti. Sonradan eklenecek protez için göz çukuru da yaptım. Ve Bergen küllerinden doğarak tekrar sahneye çıktı. Olay anında yanında olan annesi şöyle dedi. 2 yıl önce kızımı eter koklatarak kaçırdı. Bergen'e pavyon fedailiği yapan bu adamla evlenmemesini, kendisini mutlu edemeyeceğini defalarca söyledim. Fakat o, bir defa adım çıktı, geri dönemem, diyerek beni dinlemedi. Bergen'in başarısını kıskanan damadım her gün bir huzursuzluk yaratıp kavga çıkarıyordu. Sonunda bu evliliğin artık yürümeyeceğini düşünerek boşanmaya karar verildi. Buna rağmen kızımın peşini bırakmayan, seni kimselere yar etmem, diyerek devamlı tehdit ediyordu. Halis serbest 2 aylık firardan sonra yakalanıp cezaevine konuldu. Tedavinin ardından besteci Cengiz Özşeker'in ikna etmesi sonucu, sahnelere geri dönen sanatçı, 1985'e kadar Özşeker'in sahibi olduğu mekanda dinleyicileriyle bir araya geldi. Sağ gözünün hasarı yüzünden gözünü bantlayarak sahnelere çıktı. 1982'de ise Atlas Plak imzalı, Şikayetim Var, kasetini müzikseverlerle buluşturdu. Sanatçı, 1984'te Özşeker ile İzmir'de stüdyoya girerek, kısıtlı bir bütçeyle 12 şarkılık, Kardeşiz Kader adlı albümü hazırladı. Yaşar Plakçılığın sahibi Yaşar Kekeva tarafından İstanbul'a davet edilen sanatçı 29 Mart 1985'te ilk kez İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Ünlü şarkıcı, 1985'te Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde İnsan Severse adlı long play albümünü hazırladı, 1986'nın sonlarında yaptığı Acıların Kadını albümüyle ise büyük ün kazandı. Acıların Kadını 1 milyondan fazla sattı. Albümün gördüğü ilgi üzerine, sanatçıya 1987'de, 1986 yılı albümü en çok satan arabesk kadın sanatçı ünvanıyla altın plak ve altın kaset ödülü verildi. Bergen, Ülke Erakalı'nın senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği Acıların Kadını filmiyle 1987'de ilk kez kamera karşısına geçti. 1987'de 10 şarkıcıdan toplam 13 şarkının yer aldığı Süper Karışık adlı albümünde Mecburum ve Böyle Kadere Darılmaz Mıyım şarkılarını yorumlayan şarkıcı Selami Şahin, Özer Şenay ve Cengiz Tekin'in yönetmenliklerinde sırasıyla Onu Da Yak Tanrım, Sevgimin Bedeli ve İstemiyorum albümlerini çıkararak her geçen gün başarılara imza attı. 1989'da Yıllar Affetmez. Sanatçının ölümünden sonra, 1990'da Giden Gençliğim, Garibin Çilesi Mezarda biter ve son olarak 1991 senesinde, Son Ağlayışım isimli albümü çıkmıştır. Artık Bergen gerek sanatıyla, gerek yaşadığı acı dolu hayatıyla herkes tarafından tanınmıştır. Şöhret basamaklarını hızla çıkan Bergen'i en çok dinlemeye gelenler arasında sanat güneşi Zeki Müren'dir.
Bülent Ersoy'la olan yakınlığı, Ferdi Tayfur'la olan dostluğu, Tarık Tarcan'ın kabaresi, Ceylan'a sevgisi, Emrah'la Acıların şarkısı ve Müslüm Gürses'le aynı sahnesi. Artık Bergen, sahnelerin aranan as solistiydi. Sahne aldığı her yer dolup taşıyordu. Ya oturacak yer yok. Oturacak yer yok. Hisar gazinosun önündeki şeylere de masa kuruyorlar. Dışarıdaki şeylere, zaten kendisi de köşe başında bir mekandı. Onun gazinonun dışarıdaki bu kaldırımlara falan masa koyuyorlardı. Kadını dinlemek için. Full. Gazino full. Pırlanta gazinosu full. Çok kalabalık. Sahne performansı filan. Koskoca gazino. Ama gazino full dolu zaten. Ve işin en güzel yanı neydi biliyor musun? Gazino tıklım tıklım doluydu. Kapıdan daha onlarca insan geri gönderildi, geri çevrildi. Ama her şey bu kadar güzel gitmeyecekti. Kezzap hadisesinden dolayı cezaevinde olan Halis serbest çıkmak için gün sayıyordu. Yaşadığı acılar ve arabesk müziği artık onunla özdeşmiştir. Yaşadığım acılar, problemlerim, kişisel problemlerim. Severek okuduğum bir müzik türü, ben de severek okuyorum, duyarak okuyorum. İnsanoğlu ya aile bir nedenden üzülüyor, ya parasal nedenden. Bir takım çeşitli yönlerden yani arabesk müziğe itiliyor, dinliyor, severek, duyarak dinliyor. Belki dertlerini dile getirdiği içindir. Konser için gittiği Adana'da, sahneye çıkarken, gazinonun fotoğrafçısı tarafından bıçaklandı. Beyaz kostümünden bir parça yırtarak tampon yaptı. Tekrar ayağa kalkarak, Orhan Gencebay'ın Çilekeş isimli şarkısını okudu. İşte onu anlatacağım bak, bu bıçaklanmaya geliyor işte zaten bak. Cengiz Özşeker bana dedi ki Antep'e gideceksin dedi. Bergin'i Antep'e bağladım. Tamam abi giderim. Peki dedim sazlar. Sazlar dedi hepsi oradan. Sadece maestro olarak sen gideceksin dedi. Peki dedim Cengiz abi. Allah rahmet eylesin. Cengiz Özşeker. Ben tabii biletimi aldım. O gün gittim. Ondan sonra yazlık sinemada konseri vereceğiz. Ben, bana otel ayırdılar. Otele girdim. Sazları çağırın dedim. Sazlar geldiler. İşte dedim arkadaşlar, Bergen şunları okuyacak, bunları okuyacak. Bununla çıkacağız. Orada güzel bir prova yaptık. Bekliyoruz. İşin garip tarafı, Bergen o gece sahneye çıkmadı. Bergen yok. Ondan sonra Bergen sahneye çıkmayınca herkes haklı olarak paralarını geriye istediler. Bu sanatçı gelmedi. Herkes biletini getiren parasını aldı. Orada ben tek kaldığım için Sadullah Bey'di oranın. Yani Luna Park'ın sahibi. Bana orada çok güzel yemekler, ızgaralar yaptı. Her şeyi yaptı. Allah razı olsun. Adam sağ ise, öldüyse Allah rahmet eylesin bilmiyorum. Ben dedim ki kendisine, Sadullah Bey bana aynen şöyle dedi. Senin kardeş hiçbir suçun, günahın yok. Çıkardı benim paramı verdi. Bir tane siyah Mercedes. Bu arkadaşımızı dedi,
Termenal'e kadar bırakın. Ve ben Antep'ten geriye döndüm. Bundan sonra bir hafta sonra bıçaklandı Bergen. Bergen bıçaklandı. Bir şey diyemiyorum. Bıçaklandıktan sonra da bu kostümünü sahnede devamlı giydi ve şöyle dedi. Beni bu kostüm kurtardı. Yapan öyle yapmış ki, dantelden bıçak fazla girmedi. Hapishane sürecinde ziyarete gitti. Serbest, cezaevinden çıkmadan kısa bir süre önce Bergen, bir röportajda şöyle dedi. Duygularım az. Cezaevini ve onu hayal etmek acıtıyor. Bazen ondan nefret ediyorum. Benim içinde ince ince geçirilen yıllar. Henüz kararsızım. Bergen ününe ün katıyor, yurt içi yurt dışı turnelere gidiyor, ancak bir gün Halis Serbest tahliye oluyor. Halis Serbest'le tekrar hayatını birleştiriyor ama sahnelerde olmasını istemeyen Serbest'in tekrar şiddetine maruz kalıyor. Kendine söyledim ya, sen hak ettin, sen öldüreceğim ben. 14 Ağustos 1989 Kayseri konser dönüşü. Annesi ve iki koruması ile Mersin'deki evine gitmek üzere yola çıkar. Kendisini takip eden Halis Serbest ve kardeşi, Kayseri yol ayrımında, aracını durdurarak Bergen'i kendi aracına alır. Tarsus Pozantı yolunda Gülek kasabası, Çamalan yaylası mevkiinde, Aspava lokantası önüne park eder. Bergen, annesi ve Halis Serbest lokantanın çardak altı bölümünde oturur. Bergen'in koruması ayakta yanlarında durur. Bir müddet sonra Halis Serbest, Bergen'in annesiyle tartışmaya başlar. Ve tartışma alevlenir. İlk önce annesine 2 kurşun. Bergen'e sırtından 6 kurşun. Korumalara ise kurşun isabet ettiremez. Anne Sabahat Çakır ağır yaralanır. Bergen olay yerinde ölür, Halis Serbest kaçar. Bergen'i öldüren Halis Serbest, cinayeten 12 yıl ceza aldı. Ancak Almanya'ya kaçan katil zanlısı, uzun süre orada yaşadı. Daha sonra yakalanarak Türkiye'ye gönderildi. İhal indirimi göz önüne alınarak 7 ay hapiste yattıktan sonra tahliye oldu. Bergen'in ölümü sonrasında anneniz Sabahat Çakır bu acıyla hayatına nasıl devam etti? Hepimiz yanında olduk. Haberi annemden günlerce gizledik. Hastaneden çıktığında yeri göğü inletti annem. Hala o sesler kulağımda. Esas acıların kadını benim annem. Düşünsenize evladını, kızını gözünün önünde öldüren bir adam var. Annemi de yaralıyor. Çok korkunç ve acı değil mi? Hepimiz ilahi adalete inanıyoruz. Kardeşinizin katili daha önce de Bergen'in yüzünü kezzapta yaralarken annenizin de yaralandığını biliyoruz. Evet, Bergen'in önüne geçmiş. Kezzap annemin kollarına ve göğsüne gelmiş. Kurşunlandığında da uzun süre tedavi gördü. Adam, anneme, ölümden korkmuyor musun sen, demiş. Annem de korkmuyorum deyince al sana, vurdum diye kurşunlamış. Sanki bu olaydan sonra... Bu adamın yaptıklarından sonra kadın cinayetleri daha çok arttı. İstemiyordu ama nasıl kaçacağını bilemedi ondan. 32 yıl sonra Bergen'in hayatı filme dönüşüyor. Buna nasıl karar verdiniz? Çok teklifler aldık, hep en doğrusunu bekledik. Mine Hanım da bizim için doğru bir isimdi. Güvendik kendisine. Şimdiye kadar da her şeyi iyi yönetti. İnanıyoruz ki her şey çok güzel olacak. Bergen çocuğunun olmasını çok istiyordu öyle mi? Abla doktordan geliyorum yine. Doktorun verdiği ilaç geri tepti derdi. Yani kabul etmiyordu vücudu. Çocuğu olsun diye çok uğraştı ama maalesef olmadı. Her gece ağlardı. Bütün bu acılar yetmezmiş gibi rahim kanseri oldu, ameliyat oldu ve çocuğu olma şansını kaybetti. İnternette kuzeniyle evlendiğine ve çocuğu olduğuna dair bilgiler var. Doğru değil. Bir hayranı oğluyum diye ortaya çıktı ve herkes buna inandı. İnternette var olan fotoğraflarda kızı olarak bilinen kişi Cemile ablamın kızı Esra'dır.
Alice'in evli olduğunu ve iki çocuğu olduğunu öğrenince nasıl tepki verdi? Çok şaşırdı, çıldırdı. Bana geldi, abla bana yaptığı nikah sahteymiş. Karısı ve iki çocuğu varmış dedi. Ben de sen annemi dinlemedin dedim. Belgin kaçınca da kezzap olayı oldu zaten. Aşıktı. Sevmişti tabii. Ama sonrasında sahte nikahı filan öğrenince bitti. Acı olaydan sonra hayatınızı nasıl sürdürdünüz? O olaydan sonra annem bir evlat daha kaybetmeye dayanamam, tahammül edemem derdi. Annem hepimizi sakinleştirdi. Kana kanla karşılık verilmez. Ben Allah'a bıraktım, Allah herkesin cezasını verir derdi. Biz 32 senedir hala ağlıyoruz. Bu kadar güzel bir kız nasıl bu hale geldi? Keşke annemi dinleseydi. Ama şuna inanıyorum, hayatta olsaydı böyle bir filminin olmasını isterdi. Bergen'in vefatını başta annenizden sakladınız. Sonra nasıl açıkladınız? Hastaneden eve geldiğinde fark etti annem. Yedi mevlidini yapıyorduk. Hocalar vardı, kalabalıktı. Annemin çektiği acıyı görünce herkes yandı kavruldu. Öyle bir rahat yakıldı ki annemi zor tutuyordum. O acıdan sonra annem kendini de mezara gömdü. Sonra hep siyah giydi. Düğünde de, bayramda da. Belgin'le annem de öldü. Kendi kendine konuşuyordu. Belgin kahveyi çok severdi. Annem, kardeşim vefat ettikten sonra her sabah iki tane Türk kahvesi yapar, Belgin'le dertleşerek kahvesini içerdi. Akşama kadar tesbih çekerdi kardeşimin posterleriyle kaplı odasında. Mezarına sık sık gider miydi? Kızım yalnızlıktan, karanlıktan korkar derdi. Sabaha kadar mezarlıkta annemle otururduk. Mehmet Sarılmışer, abisi. Siz nasıl haber aldınız kardeşinizin ölüm haberini? Ben ailemle beraber yaşadığımız Hollanda'dan yaz tatiline Mersin'e gelmiştim. Çok üzüldüm, şok oldum duyduğumda. Hatta Kayseri'ye gitmeden ablamların yazlığındaydık hep birlikte. Belgin, Kayseri'ye konsere gidecekti. Adam sürekli rahatsız edip karşı çıkıyordu konserlere gitmesine. Kayseri'ye konsere gitti ve dönüşte o acı hadise yaşandı. Evet, konseri dönüşü Belgin, Çamlıya'yla da annemle birlikte yemek yemişler. Yemekten çıkıp arabaya bindiklerinde önünü kesiyor. Önce annemi vuruyor, omzundan, göğsünden ve dirseğinden yaralıyor. Sonra kardeşimi sırtından vuruyor. Bu nasıl bir kin, nasıl bir öfke? Kardeşime önce annemi vurarak annemin acısını yaşatıyor, sonra sırtından vuruyor. Kardeşim benim canım ciğerimdi, o kadar çok üzüldüm ki tahmin edemezsiniz. Otopsi yapılmıştı, her yeri kesilmişti, o halde gördüm onu. Mezarlıktan hiç ayrılmadım. Mezarına sık sık gider misiniz? Gidiyorum. Mezarı suluyorum, dua ediyorum. 32 yıldır sabah akşam 5 vakit duamı eksik etmiyorum. Anneniz bu olaylardan en çok etkilenen kişi oldu kuşkusuz. Tarifsiz bir acı yaşadı. İnanamadı. Kendisi de yaralı olduğu için hastanede kaldı. Bu filmden beklentiniz ne? İnşallah yeni yeni kanunlar çıkar. Kadın hakları için, kadınları daha güzel korumak için, müdafaa etmek için. Tek dileğim ve beklentim bu. Umarım bu ölümler son bulur, acılar biter. Filmden sonra bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. Yurt dışında da ses getirecektir. Avrupa'da, belki de Amerika'da, belki de Avustralya'da seyredecekler kardeşimin filmini. Mine Hanım çok çaba gösterdi. Kardeşim hak ettiği değeri, önce Allah, sonra onun ve ekibinin sayesinde bulacak. Belgin tüm kadınları temsil edecek. Kadın cinayetlerini aza indirecek bir etki yaratmasını bekliyorum. Geçtiğimiz günlerde Belgen'i katleden Halis Serbest'e mikrofon uzatıldı ve ailenin Belgen ölümü hak etti dediğini dile getirdi. Siz bu sözlerine ne diyeceksiniz? Öncelikle bir katile mikrofon uzatılması kadar kötü bir durum olamaz. Türkiye'nin çok izlenen bir kanalına bir katil çıkıyor, pişman değilim öldürdüğüm için, diyor. Bir de bizim kendisine, Belgen ölümü hak etti dediğimizi ifade edebilecek kadar da aşağılık biri. Türkiye'de yüzlerce kadın neden öldürülüyor şimdi anlıyor musunuz?
Siz katilin sırtını sıvazlarsanız, ona mikrofon uzatıp nasıl öldürdün diye anlattırırsanız bu ülkede daha çok kadın öldürülür. Halis Serbest'in açıklamalarına ne diyorsunuz? İnanın kulaklarıma inanamadım. Bu yalanı neden söylüyor? Neden bizim üzerimizden hala bir şeyler yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Her şeyi geçtim. Bir katili konuşturan bir TV kanalına neden ceza verilmiyor da bizim üzerimize geliniyor? Kardeşim öldürülüyor ve biz ölümü hak etti diyoruz, öyle mi? Bu yalana kim inanır? Kim bu katilin sözlerine göre hareket eder? Bu çok yıpratıcı. Kadın cinayetlerinin durdurulacağına dair inancımı kaybettim. 32 yıl sonra kardeşinize anlatan filmin yapılmasına onay verdiniz. Sizin için ne değişti de bu kararı verdiniz? Ben o yıllarda ailemle birlikte Hollanda'da yaşıyordum. Yaz tatillerimizde Mersin'e gelirdik. Bütün kardeşler çok güzel vakit geçirirdik. O yaz tatilinde Belgin de Mersin'e gelmişti. Benim yemeklerimi çok severdi. Ona güzel yemekler yapmıştım. Çok güzel vakit geçirmiştik. Biz çok büyük acılar çektik. 32 yıldır da herhangi bir yerde, herhangi bir cümle kurmadık. Bu arada bir sürü yanlış şeyler yazıldı, çizildi kardeşimizle ilgili. Hep sessiz kaldık. Mine Hanım gelip bizlerle tanıştı, sıcak ve bize güven verdi. Bu film sayesinde internet ve gazetelerde var olan yalan, yanlış bilgilerin önüne geçirmiş olunacağını düşünerek ikna olduk. Bu olay sizde nasıl etkiler bıraktı? Belgin'in ani ölümü bende çok büyük bir travma yarattı. Kardeşimizi kaybettik. Ciğerimiz yandı. Benim küçük güzel kardeşim artık yok. Benim de canımın bir parçası gitti. Hayatımın geri kalanını hep eksik yaşadım. Katil, o dönem defalarca tehditlerde bulunmuş size. O adam, 32 yıl önce Belgin'i öldürmeden, gecenin ikisinde arardı telefonla, kemiklerini size bırakmayacağım, onu öldüreceğim derdi. Annem o mezara, o kafesi onun için yaptırdı. Belgin'in Halis Serbest'e her defasında inanmasını neye bağlıyorsunuz? Kardeşimin ona inanmasının, yanaşmasının sebebi, bir yuvasının, çocuğunun olmasını istemesiydi. Bu ümitle hep inandı, güvendi ona. Belgin hayal kırıklığıyla mahvoldu. Mukadder Terim ablası. Anneniz Bergen'den sonra nasıl tutundu hayata? Belgin biriciğimizdi. Annem onu kaybettikten sonra travmadan hiç çıkamadı ki. Kardeşimizin acısı içimizden hiç çıkmadı. Çıkacak gibi de değil. Belgin'i kaybettiğimiz o talihsiz, o anki acı nasıl izah edilir ki? Duyduğumda sanki kalbimin göğsümden çıkacağını hissettiğimi hatırlıyorum. Yokluğuna alışamadık. Bergen'in katilinin sözlerine siz neler söyleyeceksiniz? Bu korkunç yalanın içine bizi çekmeye çalışan bir katile mikrofon uzatılmış. Elbette ki hepsi yalan. Gerçek olan ise öldürdüğü ve hala pişman değilim dediğidir. Hala da açık tehditler var. Ceza alması gerekirken rahatça konuşup Türkiye'nin gözleri önünde kadını öldürmenin haklılığından söz ediyor. Ve hiç kimse de çıkıp ne yapıyorsunuz demiyor. Acı olan bu. Katil aramızda çıkıp TV kanallarına konuşuyor. Film umarım tüm kadınlar için güç olur. Hangi kardeş, abi, anne, baba evladı için ölümü hak etti der. Bu nasıl bir ifadedir, nasıl aşağılık sözlerdir? Acımız katlanarak devam ediyor. Belgin'in ölümünden 32 yıl sonra hala büyük bir şiddete maruz kalıyoruz. Peki neden öldürdün Belgin'i? Çok tahammül var. Ama sevdiğiniz kadındı. Bir sevdiğim kadın ama... Keşke şunu yapmasaydım dediğiniz yok mu? Yok abi. Keşke ne olabilir? Onu öldüreceğini biliyor muydu? Bunu hak, kendine söyledim ya. Sen hak ettin. Sen öldüreceğim.
Murat Demir manevi kardeşi. Şimdi kanal kanal dolaşıp özür dileyeceğin yerde, tehdit edip yine olsa yine yaparım diyorsun, peki ben buna izin verir miyim? Halis serbest, sıra sende, ben Murat Demir olarak yaşadığım sürece senin nefesin çok az kaldı. O tarih sende. İzmir cezaevindeydi. Müdür beni çağırttırdı. Dedi ki, Bergen geldi. Beni kırma, görüş dedi. Yok dedim, görüşmem. Kesinlikle görüşmem. Neden gelmiş Bergen? Beni ziyarete gelmiş. Kendi cennetini. Yok, kesinlikle karşıyım. Eşlerini öldüren katil kocaların tek bir söylemi var. Bu cinayet namus cinayetiydi. Bize bu kadar aşık. Siz onu ölümle tehdit ediyorsunuz. Yüzüne kezzap atılıyor. Ona rağmen niye sizi aldatsın? Ya bir ben değil, inanmıyorum bir aldattığına. İspatlı şahit ya. Nasıl? İspatı nerede? Böyle bir kadın niye aldatsın sizi? Bu kadar mutlu bir kadın. Pişman mısınız? Ya. Ya. Bergen'in mezarının kafes içinde olmasının nedeni, iddiaya göre, kocası Halis Serbest'in, Bergen'i vurduktan sonra, seni mezarında bile rahat bırakmayacağım demesiydi. Bergen'in annesi, kızının mezarını saran koca bir kafes yaptırdı. Bergen'in ilk mezar taşında yazılanlar, daha sonra ailesi tarafından kaldırılmıştır. Yazılan yazı şu şekildedir. Thank you.